Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynirli tavuklu dürüm yapıyoruz. Tavuk da diyebiliriz, bir çeşit tosta diyebiliriz açıkçası, ama bol malzemeli harika bir tarif. Yapımı da pratik, inanın hiç zor değil. görüntüsü ile zaten iştah açıcı bir görüntüsü var, inanın. Harika oluyor, çok lezzetli. Ben tavama yağımı koydum ve erittim arkadaşlar. Üzerine yemeklik doğramış olduğum soğanımı ilave ediyorum. Bu iç harcımızı hazırlayıp e, buzdolabına koyabiliriz arkadaşlar. Akşamdan hazırlayıp sabahleyin yapabiliriz. Çocuklarımız okuldan geldiğinde onlara acıkmış oluyorlar çünkü hemen tostlarını yapıp e, ellerine verebiliriz. Gayet de doyurucu bir tarif. Ben soğanın bir taraftan kavrulurken diğer taraftan biberlerimi doğruyorum. Kırmızı biberlerimi uzun şeritler halinde kesip küçük küçük doğradım. Aşırı küçük de yapmıyorum. Kaybolmasını istemiyorum çünkü. Yeşil biberim var. Yeşil biberimi de aynı şekilde doğruyorum ve içine ilave ediyorum. Birlikte soteleyeceğim. Güzelce kavuracağım. Renklerine bakar mısınız? Ne kadar da güzel görünüyor. Tavuk göğüs etim var arkadaşlar. Tavuk göğüs etimi de küçük küp küp doğruyorum. Hem çabuk pişmesi için küçük doğruyorum hem de içinde iri parça halinde olmasını istemiyorum. Soğan ve biberlerim kavrulmuştu. Artık içine tavuk etlerimi de ilave ettim. Tavuklarımız suyunu salıp çekecek ve bu şekilde karıştırarak pişireceğiz. Evet, benim tavuklarım suyunu salıp çekti. Şimdi içine mantarlarını ilave ediyorum. Mantarları da tavuklarımın büyüklüğünde doğramıştım arkadaşlar. ilave ettim. Mantar ve tavuğu da birlikte soteliyorum. İçine baharatlarını da ilave ediyorum artık. Tuzunu ekledim. Pul biber, karabiber, kimyon Damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Bunlarda miktar vermek istemiyorum. Toz kırmızı biber de kullanıyorum. Hem rengini hem lezzetini veriyor. Ve bol kekik serptim gördüğünüz gibi. Güzelce karıştırıyorum. Bir iki dakikada bu şekilde kavurup ocağımın altını kapatacağım. Pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Benim tavuklarım ve mantarım çok güzel kıvamında pişti arkadaşlar. Bakın çatal rahatlıkla batıyor. Şimdi e, lavaşlarla e, birleştirmeye geldi. Lavaşımın bir tanesinin üzerine kaşar peynirimi yerleştiriyorum ve üzerine sotelemiş olduğum e, tavuğumdan koyuyorum. Sebzeler ile birlikte yapmıştım ve tekrar üzerine kaşar peynirimi yerleştiriyorum karşılıklı bir şekilde lavaşımı kapatıyorum. İkinciyi de yapıyorum aynı şekilde. Tavuklu harcınızı hazırlayıp söylediğim gibi dolabınızda bekletebilirsiniz. Akşamdan hazırlayabilirsiniz. 1-2 gün dolapta hiçbir şey olmayacaktır. Hemen bu şekilde lavaşların içine koyup tost makinesinde yapabilirsiniz. Ben tost makinamı da açtım, ısınıyor şu an. Yine aynı şekilde peynirim, etim ve kaşarımı koydum. Katlıyorum karşılıklı bir şekilde. Ve kapatıyorum ısıtmış olduğum tost makinama yerleştiriyorum. Makinamı kapatıp 5 dakika bu şekilde sıkıştırıyorum. Bakın kızarmaya başladı bile. Bu şekilde kızarması yeterli. Şimdi tereyağı sürüyorum üzerine. Çevirip arka taraflarına da süreceğim. Daha güzel kızarmasını sağlayacak ve lezzetini artıracak. tekrar tost makinamı kapatıyorum. İyice kızarıncaya kadar bekletiyorum. Bakın ne kadar güzel kızardılar. Hazırlar. Artık alıyorum. Bir diğerlerini koyacağım. Sizler için kesip içinde göstermek istiyorum. Bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Bakın peynir eridi. Çok güzel, tam kıvamında. İçi de rengarenk biberler, domatesi, bol sebzesi ve etiyle harika oldu. içinin katlarında görüyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok pratik ve lezzetli bir tarif. Üstelik çok da doyurucu. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.